Ve Allah da rahmet eylesin. Allah nakabı cennet ve sesimlere ve de tamamlara sabr-ı cemil ihsan eylesin. Evet, Rabbim işlerine kendine estağfirullah. Kuvvetlendiği kanakalına ve çabuk hayata liyebbülüyorum ve yürüp hasen amela. Sizin haklarını helal edemezsiniz. Helal ediniz. Bir daha helal ediniz. Helal olsun. Allah da razı kabul eylesin. Allah çok salavata. Meyyit için duaya her kişi niyetine uyuyun halama imama. Allahu Ekber. Oğlu. Barış Doğru'yu alır mısınız? Hadi gidiyoruz. Oğlu. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Belki adam buradan sağa dönüyorsunuz abi. Abi sen biraz daha çıkar. Tamam ben ağır çıkacağım. Bekleyeceğim sizi. Sinep'in çok uzun yıllardır arkadaşım, beraber iş de yapıyoruz. Yine orada beraber iş yaptığımız bir firma ziyaretine gitmiş. Sonra bana bilgi vermek için işte 17.01 gibi aradı. Görüşme yaptığını söyledi. Normal konuşuyorduk. 35 saniye falan konuşabilmişiz. Sonra hadi be bu ne lan dedi. Sonra bir gürültü de duymadım. Yani ses böyle kısmen devam ediyor gibiydi. Bekledim ben biraz. Sonra telefon kapandı. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradım ben. Telefonu çaldı, açmadı. Sonra bir daha aramadım. Sonra başka bir İnegöl'den bir firmamız beni aradı. Hani böyle bir kaza oldu, o taraflarda mıydım falan gibisinden. Yok dedim ama sonra işte beraber çalıştığımız firmayla firmaya ziyarete gittiğini bilen ortak başka bir arkadaşımız aradı 7.30 gibi. Ondan sonra tabii ben hemen aklıma geldi. Sonra Uludağ Üniversitesi'ni aradık. Oradan bir hocamızı aradık. Sağ olsun o yardımcı oldu. Kestel Devlet Hastanesi'nden bilgi aldık işte. O dönem için vefat eden 3 kişiden biri Semih bir şey. Sonra sizinle görüştük. Ne hissediyorsunuz kısaca? Çok güzel bir adamdı. Ya ölmek hiç yakışmadı ona. Bugün doğum günü. Ya dostluğumuz adına çok huzurluyum. Huzurlu olduğum için de sadece onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü çok büyük yaşıyorum. Doğum gününü kutluyorum ben gene onun. Gerçekten yakışmadı ölüm ona yani.